Yahya Kemal Beyatlı 1884 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. Annesinin adı Zeynep, babasının adı ise Salih Alp'tir. Asıl adı Ahmet Agah olan Yahya Kemal Beyatlı, ilk öğrenimini Üsküp'te tamamladı. İstanbul Vefa Lisesi'ni bitirdi, Fransa'da siyasal bilgiler üzerine öğrenim gördü. Fransa'da 9 yıl kaldı, Fransız edebiyatını ve edebiyatçılarını yakından tanıma imkanı buldu, onlardan etkilendi. Doğu dilleri okuluna devam ederek Arapça ve Farsçasını geliştirdi. Divan şiiri üzerinde çalıştı. 1913 yılında İstanbul'a döndü. Üniversitede tarih ve edebiyat dersleri okuttu. Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan konferansına katıldı. 1923'te Urfa milletvekili seçildi çeşitli ülkelerde diplomatik görevler alarak Türkiye'yi temsil etti. Yozgat, Tekirdağ ve İstanbul milletvekilliği yaptı. Pakistan Büyükelçiliği görevindeyken 1949'da emekli oldu ve yurda döndü. 1957 yılında tedavi için Paris'e gitti. Bir yıl sonra yani 1958'de öldü. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden birisidir. Edebiyata ilk atıldığı yıllarda Baki'nin bir taklitçisi olarak görüldü. Sonraki yıllarda sanat dehasıyla yaşadığı çağda kendine özgü bir şair olduğunu kanıtladı. Edebiyat tarihçileri Yahya Kemal'i Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Haşim'le birlikte dört arılcular olarak adlandırılan grup içinde saymışlardır. Bir tek şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsünü kullanarak yazmıştır. Bu şiiri 11'lik hece bezniyle yazmış olduğu ok şiiridir. Klasik şiirin temel özelliklerine bağlı kalarak kendine özgü bir şair olmuştur. Sanatta ve edebiyatta milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır. Şiirlerinde görülen ritim üyesi şair için çok önemlidir. Kurduğu bu ritimde anlatmak istediği düşünce, ya da duygu yavaş yavaş dizelere yayılmaya başlar. Her anlam ayrımında araya müziği bir perde gibi koyar, ses ve anlam kavramının birbiri içinde kaybolup gitmesini önler. Bunda o kadar başarılıdır ki, Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinde okuyucuyu tarihi bir iklimin yanı sıra müzikal ve ruhi bir havaya sokar. Şiirlerinde zaman zaman hayranı olduğu şairlerin etkisi görülse de Yahya Kemal, kendi deyimiyle gemiler geçmeyen bir ummanda şairlik abidesini kurmuştur. Yahya Kemal'in şiirlerinde çok büyük bir emek vardır. Çünkü şair bazı şiirlerini 30 yıl gibi uzun bir zamanda yazmıştır. Yahya Kemal bu duruma şiirlerin vermek istediğim anlamı tam olarak vermelidir sözleriyle açıklık getirmiştir. Ölümünün ardından Yahya Kemal'i Sevenler Derneği ile Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi kurulmuştur. Şairin birçok ünlü eseri bu enstitü tarafından kitap haline getirilmiştir. Özellikle Kendi Gök Kubbimiz ve Eski Şiirin Rüzgarı ile şairin en başarılı şiirlerinin bulunduğu kitaplardır. Ayrıca 1976 yılında Beyatlı'nın tamamlayamadığı şiirleri Bitmemiş Şiirler adı bir kitap altında toplanmış.